Herkese merhaba. Bugün kanalımızda çağrı merkezinde görev yapan takım liderlerine yönelik bir video çekeceğiz. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız, müşteri temsilcilerine yönelik bir video çektim ve 10 tane tavsiyemi iletmiştim. Bugün de takım liderlerine yönelik bu 10 tavsiyem ne olabilir diye düşündüm. Kendimce bazı maddeler çıkardım. Hem 3,5 sene takım liderliği yaptım, hem de Türkiye'de birçok sektöre hizmet veren binlerce takım lideriyle buluştum. En çok hangi konular gündeme geliyor diye düşündüm, damıttım. Onları paylaşmak istiyorum sizinle. Ama şunun altını bir çizmek istiyorum. Takım lideri çağrı merkezinde en önemli yönetim kademesidir bence. Bence birçok üst yönetim de bunu kabul edecektir. Çünkü hem etki alanı hem de sorumluluk alanı geniştir. Ve niye takım yöneticisi denmemiş de takım lideri denmiş? Çünkü liderlik vasıfları yöneticilik vasıflarından daha ağır basması gereken bir pozisyon burası. Ben öyle yorumluyorum açıkçası. Gelin bakalım hangi maddeleri çıkarmışım. Şimdi eğer bu görev sizin ilk yöneticilik tecrübenizse şunu söylerim hep. Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz bir lider olarak? Bir bütün olarak kendine bakmaktan bahsediyorum. Yani sadece işte iyi yaptığınız, başarılı olduğunuz yönler ya da güçlü alanlarınız değil, bir bütünsel olarak sabrınızda nerede zorlanıyorsunuz, hangi yönlerinizi sahiplenmiyorsunuz, hoşlanmıyorsunuz, nerede tolerans sınırınızda biraz zorlanıyorsunuz gibi gelişim fırsatı olarak gördüğünüz ya da daha zayıf kaslarım şunlardır diyebileceğiniz özelliklerinize bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü kendini tanıyacak kişi ondan sonra kendini bilecek ve ondan sonra kendini yönetecek. Kendimizi bilmeden kendimizi yönetemeyiz diye düşünüyorum. 2. Kendinizi yönetmek demek aslında biraz o gelişim alanlarına dair noktalarınızı bildikten sonra dedim, odağınızı oraya koymanız demektir dedim. Yani oraya ait kaslarınızı kuvvetlendirmek için bazı eylem planları yapmalısınız. Alışık olduğunuz yerden değil, daha alışmadığınız yollardan gidebilirsiniz. Bu biraz öz disiplin gerektirir. Bu belki konfor alanının dışına çıkmayı gerektirir. 3. Ekibinizi bir bütün olarak tanıyın ve aynı zamanda ekipteki herkesi tek tek tanıyın dedim. Bu kişisel özelliklerini de kapsar, değerlerini de kapsar, işte buldukları anlamı da kapsar, yetkinliklerinin ne olduğunu gözlemlemeyi de kapsar. Verilerine, performans skorlarına hakim olmayı da kapsar. O yüzden ekibi tanımanın çok önemli olduğunun altını çizmek istedim. 4. Çalışanlarınızı geliştirin dedim. Bu çok önemli. Şimdi işi yönetiyorum, operasyonu yönetiyorum, monitörize ediyorum derken aslında çalışanları geliştirmeyi zaman zaman arka plana atan arkadaşlar olduğunu görüyorum. Burası bir kısır döngüye giriyor. Çalışanı geliştirmedikçe daha fazla size iş yükü düşüyor. Daha fazla bir takım felaket senaryolarıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. O yüzden buna ayrılmış bir zaman olmayacak. Oraya odağımızı koyup biz o zamanı yaratacağız. 5. Kendinizi geliştirin dedim. Bu kendini geliştirmek zaten çoğu şirket takım lideri pozisyonunun gelişimi anlamında destekliyor açıkçası. Hemen hemen in-house, outsource bütün şirketlerde var takım lideri için bir takım gelişim programları. Bunun dışında şirketten beklemek yerine kendinize de acaba bu konuda destek verebilir misiniz? Bu okumak da olabilir. Bu işte ne bileyim yarıda bıraktığınız belki yüksek lisansı tamamlamak da olabilir. Sektörde dil bilen yönetici sayısı çok az. Bu aynı zamanda size de iyi bir haber. İngilizcenizi geliştirebilirsiniz daha büyük pozisyonlara gelmeden önce. Dolayısıyla aynı zamanda tabii işte de geliştirin. Yani iş bilgisi, teknik bilgi ve o yolda ustalaşmak için neye ihtiyacınız varsa sektörü takip etmek de dahil olmak üzere odağınızı buraya koyun diyebilirim. 6. İşi ve insanı yönetirken hem çok koçluk şapkanızı hem de mentorluk şapkanızı takacaksınız. Mentorluk şapkasını takarken o işi genelde yapan kişiler zaten takım lideri oluyor. O yüzden somut taktikler vererek çalışanları yönlendirmeye ihtiyacınız olacak. Daha iyi yap yerine şunu şöyle yap, bunu böyle yapma diyerek somut, spesifik taktikler üretmeniz gerekiyor mentorluk şapkanızı taktığınızda. Koçluk
koçvari yaklaşıma ihtiyacınız olan durumlarınız da var. O yüzden durumsal davranmak çok çok önemli. Bunun için dinleme becerilerinizi, birazcık daha hatta kalpten dinleme duyma becerilerinizi, soru sorma becerilerinizi, insanları anlamak gayretinizi yukarıda tutmalısınız diye düşünüyorum. 7. Ekibinizdeki her kişinin ayrı ayrı bireysel özellikleri olduğunu unutmayın dedim. Bu hani hep dersiniz siz nabza göre şerbet mi diye. Evet, sizden bir tane var ama ekibinizde ortalama 20 kişi, 15-20 kişi oluyor. O ortalamada tabii daha fazla sayıda insanı yöneten arkadaşlar da var. Her bireyin ayrı ihtiyaçları olduğunu, ayrı kişilik farklılıklarını gözeterek, o farklılıkları bir zenginlik olarak görerek yönetirseniz eğer, o zaman çalışanları anlamak, motive etmek, ona göre bir yönetim tarzı benimsemek çok daha kolay olacaktır. 8. Evet, bu çok önemli. İstikrarlı, yüksek performanslı ekipler yönetebilmek için çağrı merkezi dinamiklerini bilmeye ihtiyacınız var. Bu bayağı aslında makine dairesini bilmek gibi bir şey aslında. O yüzden verilere hakim olmak, sayılarla, verilerle konuşmak, ne nasıl hesaplanıyor gibi detaylara bakmak, rapor paylaşmamak, rapor analizlerini paylaşmak bu anlamda çok önemli. 9. Şirketle çalışanlar arasında önemli bir vazife görüyorsunuz. Bir köprü göreviniz var, siz de çok iyi biliyorsunuz. O yüzden buradaki anlamı büyütürseniz, yani görevin, sorumlulukların dışında, ya ben bu işte benim de var olma, hayatta var olma sebebimle ilgili ne buluyorum, nasıl bir anlam buluyorum diye kuvvetlendirirseniz orayı, böyle kolay kolay açıkçası demotive olmazsınız. Omurganız sağlam olur derim ben hep orada arkadaşlara. Aynı zamanda sizin bir anlamınız olursa ekibe de buna dair bir farkındalık katabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve son maddemiz, bu çok önemli. Genelde ekiple çok iyi anlaşmak, yöneticiyle anlaşmayı bir odakta tutuyoruz da takım liderleri olarak yataylarla anlaşmayı bazen odağımıza almıyoruz. Diğer takım liderleriyle ilişkimiz çok önemli. Onlara destek vermemiz, destek almamız çok önemli. İşbirliğinin ve dayanışmanın şirketteki örneği olmak, bunun rol modeli olmak çok önemli. O yüzden bunun taşıyıcısı olursanız kendi ekibinizde de iyi bir takım oluşturursunuz diye düşünüyorum. Umarım sizin yolculuğunuzda da size rehberlik edebilecek tavsiyeler olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.